Başkanım, bizim şehitler arasında farklar olduğu için terör Evet. şehidi, fazi ve mağlup şehitleri bir onların şey olmasını istiyoruz. Farkların kalkmasını istiyorsunuz yani. Evet başkanım. Evet. Bizler düşük alıyoruz. Ben de diğer arkadaşlarımın belirttiği gibi ayrım yapılmasını istemiyorum. Doğu şehidi, Batı şehidi, terör şehidi, farklı farklı şehitler kategorisine koyuluyoruz. Aynı şekilde bir terör şehidinin evladı, kardeşi askerlikle muaf olurken diğer şehit olanların evlatları veya kardeşleri askere alınabiliyor, askere gitmesi gerektiği söyleniyor. Aynı şekilde bu şehit ve gazinin tanımı nasıl tek bir tanım ise tek bir şehit ve gazi olarak değerlendirilmesini istiyorum Sayın Genel Başkanım. Benim önce şehidim, şehit Mehmet Nuri Akdemir Diyarbakır Lice terörle çatışmada şehit oldu. Allah 2012 8. ayın biri. evet. 23 yaşındaydı. Evlilik arifesiydi. Benim istediğim, benim kendi isteğim değil. Ben emsal olarak Evet. Türkiye genelindeki şehitlerimizin içinde evlilik arifesinde nikah yapıp birliktelik olmadığında şehit olanlar, bunların eşleri mağdur edilmesin, onu istemiyorum. Onların da manevi hakları olduğu için maaşı dışında mesela iş hakkı olsun, diğer şey haklarından ailenin de yani arkada kalan kardeşleri var mesela Evet. şehitlerimizin. Hiç olmayan da var, olan da var. Olan Bu da var. Evet. isteğimizi mecliste duyurabilirseniz, bizim sesimiz olursanız Hay mutlu hay. oluruz. Hay hay. Hay hay. Meclise kadar da gelip bunu duyurmak istiyordum. Sizin vesilenizle duyurursak çok memnun olurum Sayın Başkanım. Bazı şehit ailelerimizde evde Evet. olup da aile yani geriye kalan babaya anneye bağlanan maaşından yani ben kendim için değil o ailelerin evli çocuk şehit oldu. Anneye bağlanan, anneye babaya bağlanan maaş 660 lira, 70 lira o civarda. Şey 770 lira civarında. Evet. Yani bu bir adaletsizlik yani bunu en azından bir asgari ücret düzeyine çekebilirler. Bunu talep ediyorum ben onlar için. Tamam. Gazilerimizde de yine aynı. Kimisi gitti hastanede para ödüyor, kimisi ödemiyor. Evet. Protezini alırken yine aynı şekilde. Yani bunların düzeltilmesi gerek. Yani birisi veriyor, birisi vermiyor. Yani aynı kategoriye koymalar lazım hepsini. Gazi Evet. ise gazi, şehit ailesi ise şehit ailesi. Yani bunda ayrım olmaması lazım. 5434, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu'nda maaş alan vazife malulü ailelerimiz özel hastanelerde faydalanmak istediklerinde ek ücret ödemekteler. Bu da bizi üzüyor. Neden üzüyor? Anne baba şunu diyor derneğe geldiğinde Sayın Genel Başkanım. Benim Evet. evladım nerede? Onunki de şehitlikte, benimki de şehitlikte. Neden o anne babadan böyle bir para veya ücret isteniyor? Bunun eşit olmasını istiyorum. Artı 15 Temmuz şehit anne babalarımız, onlar da bizim şehitlerimiz. Evet. Bir anne baba 6 milyon TL maaş almaktadır. Ama bizim anne babalarımız 1.430 TL maaş almaktadır. Bunların eşitlenmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye Siz genelinde ne kadar alıyorsun? 1430 lira mı? 1.430 lira arıyorum genel başkanım. Evet. Başbakanlık genelgesiyle şehit ailelerine bir defaya mahsus ÖTV muafiyetsiz araç verildi. Bu araçların şehit ailelerimizde sıkıntılar yaşandı. Niye ÖTV? Biz şunu istiyoruz. Nasıl Türkiye genelinde engellilerimize 5 yılda bir araç veriliyorsa biz de Evet. bir engelli adayıyız. Ama şunu demek istiyorum Sayın Genel Başkanım. Hani diyorlar ya bizim şehit anne babalarımıza, sizlere ne yapsak başımızın tacısınız. Biz de şunu istiyoruz. Biz de hiçbir şey yapmasanlar da bizim saygınlık istiyoruz. Eşitlik istiyoruz. 5 yılda bize de anne babalarımıza bir ara yani bize 5 yılda bir araç verseler ne olur bize de. Aile Çalışma Bakanlığı tarafından gazi ve şehit ailelerine seyahat kartlarımız var bizim yani Sayın Genel Başkanım. Tamam. Seyahat kartlarımızda da ayrımlarımız var. Şöyle 5434, 5510'a gazi ve şehit ailelerimize şehit annesi veya şehit babası yazmıyor.
Bu da beni bir baba olarak beni de üzüyor. Çünkü neden? Ben otobüse bindiğinde benim annem babam bu nedir diye soruyorlar bize. Biz şunu istiyoruz. Eğer biz Milli Savunma Bakanlığı bizi asker alıyorsa Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir yerde oturmamız gerekirken bizi aile sosyalinin içine neden soktular? Şunu söylemek istiyorum Sayın Genel Başkanım. Arz ve ricam olarak biz engelli değiliz. Herhangi bir şeyler sıkıntılı bir insanlar değiliz. Ama bizi de buraya attıkları için biz burada bir yerlere vardığımızda Aile ve Sosyal Bakanlığı da şunu soruyor. Niye geldiniz? Sen A şehitlisin, sen B şehitlisin. Ben bunu da istemiyorum bir şehit babası olarak. Neden de şu Sayın Genel Başkanım. Biz bize Doğu'ya gittiler de bizim çocuklarımız gitmedi mi? Hakkari'ye gittiler de gitmedi mi? Benim de kaderim İstanbul'daymış veya İzmir'deymiş evet. Veya Afyon'daymış. Orada da terör var. Orada evet. Da bu çocuklarımız askerlikte Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı yerde böyle bir şeyler oldu. Eşitlik istiyorum Sayın Genel Başkanım. Tamam. Bütün şehit yakınlarının ve gazilerin aslında her ortamda sözcüsü olmaya çalıştım. Emek harcıyorum, mücadele evet. ediyorum. Az önce söylediler, evet. Şehitler arasında ayrım olmasın, gaziler arasında ayrım olmasın, aileler arasında ayrım olmasın. Şehit şehidimizdir, hepimizin başının üstünde yeri vardır. Evet. Dolayısıyla şehitler arasında ayrım yapmak devlete de yakışmaz, bize de yakışmaz, insanlara evet. da yakışmaz. Bunu her yerde ifade ettim. Ama bu konuda farklılıklar evet. var. Ben bu konuda biz parti olarak bir de kanun teklifi hazırladık. Farklılıkları gösterdik evet. liste halinde. 15 Temmuz şehidi, efendim terör şehidi, efendim işte evet. yurt dışında şehitlerimiz. Her birisinin aldıkları aylıklar farklı, sağlanan imkanlar farklı. Gaziler yine farklı standartlara tabi tutuluyorlar. Oysa şehit dediğim gibi hepimizin şehididir. Bir farklılık olmaması lazım, ayrım olmaması evet. lazım. Aileler arasında şehidimiz nerede hayatını kaybettiyse, efendim burada kaybetti buna daha az imkan verelim, şurada şehit oldu buna daha yüksek imkan verelim demek asla doğru değil. Şehit cenazelerinde buluşuyoruz. Tasada ve kıvançta beraber olmak lazım. Şehit bizim şehidimizse bir araya geliyoruz. Devlet erkanı orada hep beraber. Sonra bir vefasızlık çıkıyor ortaya. Sizin hak ettiğiniz bir itibarı maalesef siyaset kurumu size vermiyor. En büyük acımız, en büyük vefasızlık da burada çıkıyor ortaya zaten. Bakın İngiltere'de bir şehit yakını veya bir gazi bir mağazaya girdiğinde, alışveriş merkezine girdiğinde anons edilir. Falan şehidin yakınları veya falan gazi mağazamızı onurlandırmıştır diye. Allah aşkına bizde böyle bir uygulama var mı? Böyle bir uygulama yok. Bir arkadaşım ifade etti. Şehit yakınlarına ve evlatlarına kart veriyorlar. 25 yaşına dolunca bu kartı geri istiyorlar. Niye geri istiyorsunuz? O devletin kendisine verdiği bir belge, bir döküman aslında. Bunun geri alınması, onun elinden alınması kadar yanlış bir şey yok. Uygulamaya gelince, laf etmeye gelince hepimiz çok güzel laflar ediyoruz ama icraata gelince icraatta maalesef sınıfta kalıyor siyaset kurumu. Dolayısıyla sizin sözcünüze siz destek vereceksiniz. Sizin sorunlarınızı parlamentoda dile getirene destek vereceksiniz. Sizin şehitler arasında, gaziler arasında ayrımcılık yapılmasın diye kanun teklifi verenlere destek vereceksiniz. Az önce dediniz sizinle ilgili bir algı var. Doğru, bizimle ilgili bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Allah aşkına PKK kime saldırdı ya? Ve üstelik bu saldırıya muhatap olan kişi de benim. Bu saldırı dolayısıyla hayati tehlike geçiren de benim. Şehitlerin, gazilerin hakkını sonuna kadar savunan da benim. O zaman oturup düşünmemiz lazım. Ben değil. Sizlerin de oturup düşünmesi lazım. Ya kim doğruyu söylüyor, kim yanlışı söylüyor? Kim şehitlerin, yakınlarının ve gazilerin hakkını savunuyor, kim savunmuyor? Kanunu ben çıkarmıyorum. Teklifi veriyoruz. Ama kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Sizlerin bakması lazım, şöyle bakması lazım. Şehit yakınları ve gaziler arasında aylık farklarının giderilmesi için kanun teklifini veren partinin verdiği bu kanun teklifini reddeden partiler kim? Buna bakmanız lazım. Sizin hakkınızı savunmak benim namus borcumdur zaten. Sizin çocuklarınız, sizin evlatlarınız hayatlarını verdiler. Ne için hayatlarını verdiler? Bu 83 milyon insan yatakta akşam rahat uyusun diye. Sokaklarında rahat geçsin diye. Şimdi biz o şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi nasıl unutacağız? Unutmak insanlığa yakışır mı? Yakışmaz.
Anne babaya bağlanan aylık 600 lira, 700 lira. Ya bir şehit annesine babasına 600 lira, 700 lira aylık bağlanması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ayıbıdır aslında. Ya en azından asgari ücret verir kardeşim. Niye 600 lira, niye 700 lira? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ona ayda 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira, 10 bin lira verecek parası mı yok? Parası var efendim. Versin şehit yakınlarına, gazilere ayda versin 10 bin lira. Ne olacak yani? Onu da bağlarsınız enflasyona, ona göre kendisine belli bir aylığı ödemiş olursunuz. Hayattan daha değerli ne var? Hiçbir şey yok. Hayattan daha değerli olan vatan ve bayraktır. E bu şehidimiz de ne için hayatını verdi? Bayrağı ve vatanı için verdi. Bayrağı ve vatanı için hayatını veren, şehit olan, gazi olan birisine eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti 10 bin lira yakınlarına veremiyorsa bu ayıptır. Sosyal güvenlik kurumda ya da özel hastanelerde sizden ayrıca para istenmez. O da bir ayıptır. Niye sizden ayrıca para isteniyor? 15 Temmuz şehitleriyle diğer şehitler arasında birisi 6 bin lira, birisi 1430 lira aylık alıyor. Bu ayıptır. Bu ayıbı sonlandırmamız lazım. Kanun teklifini veren benim. Suçlanan da benim. Nasıl oluyor? Hangi akıl, hangi mantık bu? Emin ol, anlamakta zorluk çekiyorum. 15 Temmuz şehidi, o da bizim şehidimiz. O da hayatını feda etti. Alsın mı? Alsın. E ama diğeri de şehidimiz arkadaşlar ya. Şehitler arasında ayrım mı olur ya? Oraya oturan aile, kendisine ayrılan koltuğa oturan aile, otobüse binen herkes bilecek ki bu bir şehit ailesidir. Burada ya da bu bir gazidir diyecek. Toplumdaki dayanışma kültürü budur arkadaşlar. Toplumda karşılıklı sevgi, saygı budur. Öyle bir noktaya geldik ki bütün neredeyse bütün değerlerimizi kaybeder noktaya geldik. Millet olmanın hasretini unutur noktaya geldik. Türkiye'yi bu girdaptan mutlaka çıkarmamız lazım. Mücadele yapılacaksa bu mücadeleyi ortak yapacağız ve haksızlıklara karşı ortak itiraz edeceğiz. Haksızlık olmaz değerli arkadaşlarım. Sevgili Peygamberimiz diyor ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Eğer bir yerde bir haksızlık var ve siz sesinizi çıkarmıyorsanız o en büyük günahlardan birisidir. Allah'ın yarattığı bir kula haksızlık yapılırken niye sesiniz çıkmaz? Neden itiraz etmezsiniz? Ve bu haksızlığı imkanınız olduğu halde neden düzeltmezsiniz? En çok şehitlerden söz eden, en çok gazilerden söz eden, kahramanlık lafları yapan, şiirler okuyanlar, peki nerede bu insanlar? Size gelince mangalda kül bırakmıyorlar, icraata gelince ortalıkta kimse yok. Kim var? Kemal Kılıçdaroğlu var. Ne yapalım? Bütün intikamı da onun sırtından alalım. Olmaz. Yazıktır, günahtır. Ben sizin sorunlarınızı parlamentoda da, parlamentonun dışında da defalarca dile getirdim. Haksızlık giderilinceye kadar, sonuna kadar da mücadele edeceğim. Bundan da emin olmanızı isterim. Hepinizi Ankara'dan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bütün ailelere, yakınlara, komşularınıza, hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum.